Herkese merhaba, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün artık sonunda bir makyaj videosuyla karşınızdayım. Bugün üstümdeki kıyafetlere uygun bir makyaj yapacağız sizlerle birlikte. Bordo tonlarından, normalde çok kullanmadığım bir makyaj. Fakat bugün bir değişiklik yapayım artık dedim. Toprak tonları veya eyeliner'la bir makyaj yapmak istemedim. O yüzden bugün renkli bir makyaj yapacağız. Arkamda yeni ayarladığım arka planım, düzenlediğim arka planım var. Umarım beğenirsiniz. Haydi başlayalım bakalım. Öncelikle baz olarak bu arada bu makyaj uygun fiyatlı ürünlerle olacak. O yüzden uygun fiyatlı ürünler kullanmaya, elimde olanlarla onları kullanmaya çalıştım. Ve tam aydın mat makyaj bazıyla başlıyorum. Bunun öncesinde cildimi çok iyi nemlendirdim. Cildim bu ara bayağı kuru çünkü. Çok iyi nemlendirdim. Direkt bazımla başlıyorum. Eğer cildinizi nemlendirmezseniz fondöteniniz güzel durmayacaktır arkadaşlar. Evet. Fondöten olarak bugün Notun bu fondöteniyle, mat fondöteniyle Pharmacy'nin şu BB kremini karıştıracağım. Bu bayağı açık, bu da bayağı koyu. İkisini karıştıracağım. İkisi de yağlı ciltler için bir fondöten. Benim şu an cildim çok kuru. Kuruluğunun sebebini de size haftaya başka bir videoda anlatacağım. Normalde yağlı bir cilde sahibim. Bunları o yüzden böyle almıştım. Elime sıktım. Karıştırıp yüzüme uyguluyorum. Ben öncelikle cilt makyajını yapmayı seviyorum. Cilt makyajını yapmazsam eğer güzel durmuyor gibi geliyor bana makyaj. Göz makyajımı anlayamıyorum. O yüzden öncelikle cilt makyajımı yapıyorum. Bunu yine Real Techniques'in makyaj sürümleriyle boyayacağım. Makyaj yapmayı özlemişim sizlerle. Bayağıdır yapmıyorum. Ya normalde de yapmıyorum aslında artık işe gelirken falan. Fondöten uygulamıyorum. Çok cildim biraz dinlensin istedim. O yüzden uygulamıyorum. Fondötenim böyle oldu. Onu concealer ile ayarlayacağım. Concealer olarak Rival de Lupin şu concealer'ını kullanacağım. Bu da biraz açık olabilir. Güzel bir concealer. Günlük olarak kullanabileceğiniz concealer. Ben bunu seviyorum yani. Hafif. Çok kapatıcılığı olmayan concealer. Bunu da yine süngerime yayacağım şu tarafıyla. Gördüğünüz gibi çok az bir kapatıcılığı var. Yok denecek kadar az. Ama en son tekrar bunun üstünden geçelim. Şimdi gözlerime geçeyim. Rival de Young'ın toz pudrasını kullanacağım. Göz kapaklarımı pudralamak için bunu da böyle bir fırçayla Revolution'ın London paletini kullanacağım. Bunda bayağı güzel renkler var. Bunu kullanacağım. Şöyle şu tonlarda kızıl tonlarında, bordo tonlarında bir makyaj yapmayı düşünüyorum. Öncelikle şu farı bütün göz kapağıma yayıyorum baz olarak. Sonra şu tonla ya da şunla kenarlardan başlayarak yaymaya başlayacağım. Şunu alayım ya da öncelikle. Şu renkle. Şöyle dış köşelerden başlıyorum.
Diğer yüzüme de aynı şekilde. Kenarları kayabilir. Oraları en son düzeltebilirsiniz. Bu far paleti gayet güzel bence. Revolution'un far paletleri. Renkleri, fiyat olarak da bence başarılılar. Pigment olarak da. Onlara bakabilirsiniz. Şu şöyle bunu yaydım. Göz kapağımın üstüne şunu uygulayacağım. Şurayı yine bir dağıtma fırçasıyla alıyorum. Ve bütün göz kapağıma bu sefer kenarları değil iç köşelerine uyguluyorum. Karıştırıyorum. Güzelce karıştırın. Siz de yani nasıl kullanırsanız kullanın. Farınızı karıştırmanız güzel bir şekilde o çok en önemlisi o yani. Işıltı şunu kullanacağım. Renklerini bilmiyorum. Arkada da yazmıyor. Şu ışıltılı rengi kullanacağım. Onu bir oturtma fırçasıyla uygulayacağım. Herhangi bir spreyle, makyaj spreyle, sabitleme spreyle. Az önceki karıştırma fırçasını alıp karıştırıyorum. Köşeleri, dışları karıştırıyorum. Arada bir fark geçiş olmasın diye. Şimdi göz altlarıma geldim. Bunun için şöyle bir fırçayla aynı bu rengi alıp göz altlarıma da geçiyorum. İkisini birleştiriyorum uçlarını. Diğer yüzüme de. Buna isterseniz eyeliner çekebilirsiniz veya siyah far, siyah göz kalemi çekebilirsiniz göz altlarınıza. Şimdi kaşlara geçelim. Elix Devon'un bu kaş kalemini kullanacağım. Şu iç köşelerden başlıyorum kaleme uygulamaya. Benim oraları boş olduğu için. Şuralarda zaten bir sıkıntı yok. Burayı da aynı şekilde. Çok yoğun uygulamıyorum ama böyle bir makyajda yoğun uygulayabilirsiniz. Zaten ağır bir gece makyajı olduğu için. Üzerine de şu Wet n Wild'ın kaş jelini, şeffaf kaş jelini uygulayacağım. Bu sürekli farlarla, kaş kalemleriyle karıştırdığım için rengi gidiyor, şeffaflığı gidiyor ama normalde şeffaf yani. Ve sıra geldi en önemli kısmı. Biraz ara vermek zorunda kaldım. Şimdi tekrar devam ediyoruz. Eyeliner da kullanmaya karar verdim. Biraz daha yoğunlaştırmak istiyorum gözümü. Eyeliner olarak yine Elix Avon'un bu likit eyeliner'ını kullanacağım. Bunlar çok çabuk kuruyor aslında ama bugün yanımda bunu getirmişim. Şöyle gözümü çekiyorum ve önce çok zor. Şimdi bu kadar geçiyorum. Tamam, çok yoğunlaştırmıyorum.
ön kısımlara gelmiyorum çünkü oraları zaten kirpikle dolduracağım. Golden Rose'un bu False Lashes rimelini uygulayacağım. Bunu bayağı güzel övülen bir rimel. İlk defa Golden Rose'dan bir rimel kullanacağım. Fırçası da şöyle. Daha önce hiç kullanmadığım bir fırça tipi. Bakalım nasıl. Çok küçücük kılları var fırçanın. Bayağı küçük yani. Ama gerçi rimel ilk kullanımda güzel olmuyor. İkinci, üçüncü kullanımda daha çok belli oluyor ama bakalım. Ama ilk kullanıma göre ben bayağı beğendim bu rimeli. İlk değdi. Orayı kuruduktan sonra alacağım. Diğer yüzüme geçiyorum. Bir kattım. Bu şekilde oldu. Kirpik takmadığım için göz kalemi de uygulayacağım. Göz kalemi olarak Golden Rose'un şu siyah Smoky Effect Eye Pencil'ını kullanacağım. Bunu göz içime uyguluyorum. Diğer gözüme de. Şimdi tekrar göz altlarıma geçiyorum. Şu kapatmıyor arkadaşlar, yani hiç kapatmıyor. Hatta olmayan göz altlarımı çıkarttı. O yüzden şunu kullanacağım. Bu da Essence'ın bir 24 saat kalıcı diye bir concealer'ı. Onu kullanıyorum. Şöyle. Veya parmaklarımla. Çok göz altlarıma getirmiyorum. Oradaki farı ve kalemi oynatmamak için. Şuralarıma kadar getiriyorum. Eyeliner çekerken buralarda dokunduğum için bozuldu. Burun kenarlarıma. Benim burnum çok terliyor ve fondöten durmuyor orada. Evet, şu an göz altlarım daha iyi oldu. Tekrar göz altlarıma da baking yapacağım. Toz pudramı döküp şöyle kaba. Şimdi süngerimle bundan alıyorum. Ve bunu göz altıma oturtuyorum. Diğer gözüme de. Bu işlem concealer'ınızın veya fondötenimizin daha uzun süre kalmasını sağlayacaktır. Bunu T bölgenize de yapabilirsiniz, tüm yüzünüze de yapabilirsiniz. Yağlı ciltler için özellikle. Çünkü bu işlem kurutuyor. Kuru ciltler bunu yapmasın. Bu biraz dursun, ben kontüre geçiyorum. Kontür için şu Popfill markasının Full Cover Stick bronzer'ını uygulayacağım. Bu bayağı uygun fiyatlı, hatırlamıyorum ama yani bayağı uygun. Şöyle çiziyorum. Burayı da aynı şekilde. Ve bunu fırçayla dağıtıyorum. İsterseniz alnınıza veya burnunuza yapabilirsiniz ama ben oraları yapmıyorum. Gerek duymuyorum. Böyle bir fırçayla dağıtıyorum. Yukarı doğru. Çok bastırmadan. Burayı da ve şurada bir sivil cam var ve şurada bir sivil cam var. Bunları kapatacağım. Fondötenim kapatmadı çünkü kapatıcılığı
az olan bir formadan zaten BB krem parmesan. Sivilcelerinizin üstünden bir concealer, corrector'la geçebilirsiniz. Yani onun için sırf iki sivilceniz var diye çok yoğun yapıda bir fondöten kullanmayın bence. Özellikle günlük hayatınızda. Göz altındaki pudrayı süpürüyorum şimdi. Ve bakın daha pürüzsüz bir görüntü oldu. Ben bunu normalde yapmıyorum ama bence yapılmalı. Çok daha güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Aydınlatıcı. Aydınlatıcı olarak pastelin şu stick aydınlatıcısını kullanacağım. Likit olanını. Bayağı güzel bir aydınlatıcı. Bunun sarı alt tonlusu da var. Bu daha pembe alt tonlu. Güzel parlaklık veriyor ama çok çabuk kuruyor. Bu yüzden bunu çok hızlı davranmanız gerekiyor bunun için. Parmaklarınızla veya süngerle dağıtabilirsiniz. Ben direkt süngerle dağıtacağım. Bayağı aydın. Uygun fiyatlı. O da yine. Hatta bence ben bunu göz pınarlarıma da uygulayayım. Şöyle birazcık parmağımı alıp bayağı güzel aydınlatabilir. Göz pınarlarıma bırakıyorum ve orayı fırçayla dağıtacağım. Son olarak ruj. Şimdi ruj olarak şunları göstermek istiyorum uygun fiyatlı. Bunları yeni aldım gratis indirimden. Golden Rose'un Creamy Lip Color'ları. İki rengini aldım ben. Bendeki 111 ile 102. Çok güzel arkadaşlar. İlk defa bir likit mat ruj bu kadar dudağı kurutmuyor. Ve yani gün boyu kalıyor. Bu da olabilir. Şu da olabilir. Gözlerim koyu olduğu için dudağımı da koyu yapacağım. Bunu bir uygulayayım. Beğenmezsem diğerini. Bir de şu var. Kylie'nin. 3-5 liralık bir şey. Ama öncelikle şu dudak kalemini kullanmak istiyorum. Waterproof olan Flormar'ın 205 numaralı dudak kalemi. Bu biraz koyu bir renk. Dudaklarım çok kuru. Bence gayet güzel oldu. Gece özel günlerde bence tercih edebileceğiniz bir makyaj. Siz de deneyip yorumlarınızı aşağıya bırakabilirsiniz. Başka bir şey unutmadım herhalde. Bir de nemlendirici spreyimi sıkıyorum. Bolca sıkın. Özellikle bu fondöten yüzümü çok kuruttuğu için ayağı sıkıyorum. Ve makyajım bitti. Umarım beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.